Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Aşık Veysel. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam Dünyanın Bütün Renkleri grubuyla birlikte hazırlanan programda Aşk Anadolu'yu Terk Ediyor adlı sunumu yapacak olan Profesör Doktor Önder Kayhan, Konya 1953 doğumludur. Tıp doktorluğu ve eğitimciliğinin yanında Muğla Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanlığını da yapmıştır. Bilimsel çalışmaları arasında çok sayıda atıfta bulunulmuş 80'den fazla Türkçe, 30 kadar yurt dışı yayını, ikisi İngilizce, 5 tıp kitabı özellikle bahsederdir. Çam Limanı Akademi'de çeşitli konularda konferanslar vermektedir. Evli ve bir kız babasıdır. Önder Hocam, emekleriniz için size tekrar teşekkür ediyoruz. Buyurunuz efendim, söz sizde. Mikrofonunuz kapalı efendim. Hemen açtım. Evet, bu güzel sunum ve iltifatkar sözleriniz için teşekkür ederim sevgili Rinaz Beyciğim, eksik olmayayım. Ben hemen gireyim, share screen, bütün izleyenlere, gelenlere de bu arada mutluluk ve sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet. Zamanında bitirmeyi uğraşacağım sizleri çok uzatmadan, çünkü aslında sohbetinde zaman kalsa ne kadar güzel olur. Gözüktü mü acaba şu anda? Evet efendim, gözüktü. Tam ekran yaparsanız daha iyi olur. Gözüktü, geldi mi? Geldi efendim. Onu da yaptım. Tamam. Şimdi Aşk Anadolu'yu Terk Ediyor. Ama bu başlığa bir de mi acaba, öyle mi de ilave edebiliriz. Zaten o cevabı beraber vereceğiz. Sevgili Barbaros Hoca'yla tam olarak hangi başlığı vereyim derken terk ediyor mu, terk mi ediyor filan gidiyor. Herhalde böylesi iyi oldu. Önce birkaç tane aşkın tanımından bahsederek girelim. Yani çok aşkın tanımlar tahmin edeceğiniz gibi. Herkes çok güzel laflar etmiş. Kimisi esprilidir, kimisi daha ciddidir. Mesela aşka dair ne dediler? Şimdi Platon demiş ki en eskiden bak, aşk ciddi bir akıl hastalığıdır demiş. Oscar Wilde ise daha kötü, yani aşk karşılıklı bir yanlış anlamadır demiş. Bir dakika. Buna basınca. Adam Smith, ekonomist ama bu konuda da güzel bir şey söylemiş. Aşkın olduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve sıradan değildir demiş. Mevlana, bu da bizden. Aşk öyle engin bir denizdir ki ne başlangıcı ne de sonu var demiş. Sofokles ama çok güzel söylemiş. Yine antik dünyadan sesleniyor bize. Hayatın ağırlığını ve acısını aşk. Evet. Bu da benden olsun. Ama ondan önce pardon, Shakespeare'in çok güzel lafı söylemeden okumadan olmaz. Aşk, insan oluşumuzun anlamı kanıtı. Hangi eserindeydi bu onu hatırlamıyorum ama gerçekten çok güzel bir şey. Benden de bir iki şey konuyla anlatacağım şeyle ilişkili. Aşkı kalıba sokamazsınız, sınırlar koyamazsınız. Coşkundur, yoktur limiti. Herkesten herkese değişir. Emirle, kanunla, genelgeyle yasaklayamaz ve yol gösteremezsiniz. Özgürdür aşk. Çok önemli bir özelliği, özgürdür. Yani tıpkı sanat gibi. Özgürlük ister. Sanat gibi. Aşk da. Sanatla beraber var olur, birbirlerini beslerler. Ruhumuzu beslerler. Hangi sanattan mı bahsediyoruz? Tüm sanatlar elbette. Emel Sayın'ın çok güzel bir şarkısıyla girdik. 19. yüzyıl sonunda yaşamış çok ünlü bir bestekarımız Şemsettin Ziya Bey'in Suzi Dil parçasıydı. İçindeki aşk terennümünün güzelliğini dikkatinizi çekmek için onu konuştuk, koyduk, söyledik. Şimdi ne böyle güzel aşk ifadeleri
Tabii o dönemin şey. Yine de böyle bir sanatçı pek son zamanlarda yok. Biraz da işte onun üzerine böyle bir şeye girdik. Şiir, öyküler, filmler, şarkılar, melodiler, resimler, heykeller. Hatta nadide eserler de aşkın şeysi içindedir. Kapsaması içindedir. Şurada bir ayar yapacağım. Onun için özür diliyorum. Leonardo da Vinci ise çok değişik bir şey söylemiştir. Diyor ki, emek de gerekir diyor. Emekle beraber olacak diyor özellikle. Bilgisayarında bir takılan yer var ama neyse geçelim. Milyonlar için aşk hayatımızı renklendirir, anlam katar. Bazen beraberlikler devam eder. Aşk devam eder, sevgiye dönüşür. Coşkulu, dalgalı bir deniz iken sakin ve huzurlu bir limandır artık. Ve artık gözü başka bir şey görmeyen, kulağı sevgilinin sesinden başka bir şey duymayan aşık, bir duygu selinde sürüklenirken sorumluluk taşıyan bir aile bireyi olur. Bir süre sonra evet mutlu son. Onlar çıkmış kerevetine biz çıkalım tahtına öyle derdi eski masallarımızda bilen insanlar. Ama şurası muhakkak ki çoğu aşklar yürekte bir sızı, unutulmaz bir anı ya da yaşamımızdaki birçok pişmanlıklardan, keşkelerden biri olur, uçuşur. Esasen yeni aşklar da her zaman mümkündür, her yaşta da mümkündür. Konumuza dönersek, aşka bu kadar övgü hakkında konuşmak belki yeter. Aşk yaşama tat katan, sanatçıya ilham veren eşsiz bir duygudur demek de galiba en doğrusudur, onlardan bahsedeceğiz. Benim sunumlarımda çok sık kullandığım bir görüntüdür bu. Bu bir Mısır, Hitit gömü taşının Maraş'taki, şimdi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ya da Maraş Müzesi'nde. Ama çok seviyorum bunu. Milattan önce 700-800 yıllarında karı koca ölümlerinde kendilerini böyle resmetmişler. Bu parayı mezarcıya daha önce verdikleri belli. Biz buradaki ölümsüz bir aşkı görüyoruz. Böyle bir yurt burası. Böyle bir yer Anadolu. Anadolu'da aşk, özgürlükle, sanatla, mutluluk ve güven ifadeleriyle beraber. Bunların hepsini bize ifade ediyor. Niye Anadolu çok önemli? Dünyanın bilinen en eski ve en meşhur aşk öyküsü de Anadolu'da geçer. Yani birçok şey Anadolu'da başlar. Aşka dair bir şey anlatacaksak öyküyü, mutlaka dönüp buraya baktığımız zaman yazılı başka daha eski bir şey hatırlamıyorum. Yani Mısır kayıtlarında falan yok. Böyle büyük aşklar vesaire anlatılan ülkeler. Onlar yok. Belki var, ben bilmiyorum, özür dilerim. Ama Troya'yı herkes bilir. Müthiş bir öykü. Troya'nın ilginç tarafı şudur. Öyküyü herkes bilir. Yani öykü Paris ile Helena'nın birbirine aşık olmalarıyla başlar. Ama Helena malum Miken kralı, Yunanistan'ın da kralı aynı zamanda o dönem için birleşikleri var. Agamemnon'un kardeşi Menelaos'un karısıdır. Yunanlılar yani Akalar o gün geçtiğinde Troya savaş açar ve 1000 gemiyle dediğine göre Homeros'un gelirler. Troyalılar şehirlerinin yıkımıyla sonuçlanacak bir savaşı göze alırlar ama aşıkları ayırmayı reddederler. Yani ver hadi güle güle Helena demezler. Bu çok enteresan bir şeydir. Kral Priamos yaşlıdır ama gönlü razı gelmez aşıklara kıymaya. Yoksa emir verse gidecek. Paris'in ağabeyi yenilmez Anadolu kahramanı Hector öleceğini bilir ama aşka saygısı ve kardeş sevgisi daha ağır basar. Sonuç, Troy 10 yıl süren savaş sonunda yenilir, yanar, yıkılır ama öykü binlerce yıldır yaşamaktadır. Anadolu mitolojisinde çok sayıda aşk öyküleri vardır. Aşkın Anadolu'daki yolculuğunu bunlarla anlatacağım size biraz vaktinizi alarak ama bunlar çok önemli bence. Bazıları daha sonraları başka ulusların masallarına isim, şekil ve mekan değiştirerek girmişlerdir. Anadolu öykülerini. Bunları Roma, Yunan mitolojisi içinde diye hep anlatılıyor. Bizde de böyle anlatılıyor. Hayır değil, bunları şimdi göreceksiniz. Bunların hepsi Anadolu'da geçen, burada cereyan eden öyküler. Ortalıkta Yunan filan da yok. Bölgenin belki Hitit'ten gelen, daha öncesinden gelen bir sürü öykünün çok güzel bir şekilde devam etmiş şekillerinde başka bir şey değil. İsimler değişmiş olabilir. Mesela Priamos ve Tisbe öyküsü diye geçer mitolojide.
Daha sonra da bu değişim devam etmiş ve Shakespeare'in Romeo Juliet trajedisine ilham vermiştir. Neredeyse özetidir öykünün kendisi. Leandros öyküsü Çanakkale Boğazı'nı aşk uğruna her gece yüzerek geçen bir genci anlatır. Aşk tanrısı Eros'un sevgili karısı Psike ile olan öyküsü yine evrensel bir güven ve aşk ilişkisi dersi verir. Şöyle der Eros karısına, güvenin olmadığı yerde aşk yaşamaz der mesela. Hasılı o dönem masalları diyebileceğimiz mitoloji öyküleri insanlara karamsarlık, acılar ve ümitsizlik değil, mutluluk, iyi, güzel nasihatler verir. Birçoğu da mutlu biter zaten. Bu çok tipik, çok önemli. Buna daha sonra da döneceğim. Yani Anadolu mitolojisinde, pagan dönemde çok güzel öyküler vardır. Bunları çocuklara seve seve anlatırlar. Korku, ölüm, sonunda dehşet, acı falan da bitmiyor büyük bir kısmı. Tipik bir örnek olarak Bergamalı Baucis ile Filemon hakkında anlatılandır. Karı koca mutlu bir şekilde Bergama'da bir tepenin içinde yaşamaktadırlar. Zeus'la Hermes yani büyük tanrı ile onun haberci oğlu geziye gelirler, tetişe giderler. Hani bizim padişahlarımızın tebrik kıyafet gezmeleri gibi. Gezerler iki yaşlı ve fakir ihtiyar rolüyle dolaşırlar Bergama'da ve kapıları çalıp insanlardan yardım isterler. Bütün kapılar yüzlerine kapanır. İnsanlardan ümidi kesmişken Zeus ve Hermes bu iş yaşlı ve fakir çiftin kapısını çalarlar. Fakir çift hemen bakışla Filemon oluyor. Kabul ederler, ellerindeki son lokmaları onlara verirler, son temiz suyunu onlarla paylaşırlar. Ama bir süre sonra farkına varırlar ki koydukları şarap hiç eksilmemektedir. Sürekli devam etmektedir. O zaman Zeus'un o olduğunu anlarlar. Derhal kapanırlar, özür dilerler filan. Siz dilemeyin özür der Zeus. Nasıl aşağıdakilere bakın. Kimseden biz yardım edin. Sizin yaptığınız başkaları yapmaya demediler. Kapıyı açar. Evet, bütün vadiyi sel basmıştır. İnsanlar bir felaketle yaşıyorlar aşağıda Bergama'da. Bir tek bunların evleri kurtulmuş. Dileyin benden ne dilersiniz der. Yani tanrılar işte o da öyle söylüyor, yine soruyor. Bu iki ihtiyarcık diyorlar ki biz çok mutlu yaşadık. Birbirimizi bütün ömrümüz boyunca çok sevdik. Tek isteğimiz biz beraber ölelim. Birimiz önce ölürse öbürü dayanamaz derler. Dileğiniz kabul edildi der Zeus. Giderler. Yaşlı çift bir gün yine seyrederken bu olaydan bir süre sonra bir anda oturdukları yerde elleri ve kollarından dallar ve yapraklar çıkmaya başlar. Ayakları kökler şeklinde toprağa bağlanmıştır. Birbirlerine sarılırlar ve mitolojide anlatıldığı şekilde biri ıhlamur, biri çınar ağacına dönüşerek ölüme öbür tarafa giderken mutlulukla ve beraberce giderler. Böylesine güzel öyküdür. Diğerlerinden de örnekler, biraz önce bahsettiklerimden bahsedeyim mesela. Kiranos ve Kiste, bu şimdi burada uzun süreceği anlatmıyorum, Romeo Juliet'in esasına dokunan şey aslında karadut ağacının da öyküsüdür aynı zamanda. Yani doğayla iç içedir. Bütün bu öykülerin büyük bir kısmı. Onun yanı sıra burada da gördüğünüz gibi Batı sanatının en güzel eserleri tabii ki bu mitolojik öykülerden gelirler. Yani aslında bir şekilde güzel sanatlara gidecekse, ben kendi kurduğum fakülteye de çocuklara ilk ders olarak onu anlatıyordum. Mitoloji okumaları şart. Mitolojik figürleri bilmeleri şart. Yani sanatın temelinde, ilk öğretisinde de mitoloji vardır. Eros ve Psike yine aynı şekilde çok güzel sanat eserlerine örnek olmuşlardır. Leandros'un ölümü Çanakkale'de. Sevgili kadın Hero her akşam meşaleyi tutmakta ve onu izleyerek, yüzerek karşıdan karşıya geçmektedir Leandros sevgilisiyle bulaşmaya. Çok kötü bir rüzgar eser, fırtına çıkar, meşale söner ve kıyıya ulaşamayan Leandros ölür. Genellikle bu tip öykülerin çoğunda olduğu gibi Hero da onun yanında aşığıyla beraber ölmeyi tercih edecektir. Başka aşklar da bizim Anadolu'muzda çok güzel anlatılmış, öykülendirilmiştir o zamandan. Örneğin hermafrodit, bu malum aynı zamanda hem erkek hem kadın cinsiyetini taşıyan, o şekilde doğan
insanlara verilen isimdir. Olur tıpta böyle şey diyor, sonra ameliyat falan yani günümüzde neyse. Ama öykü güzeldir. Afrodit ve Hermes, yani böyle tanrılar arasında da çapkınlıklar var, aşklar var. Gizli aşklarının meyvesi olarak hermafrodit doğar. Nerede doğar? İşte Bodrum'da doğar. Salmakis koyundadır. Şimdi bardakçı dediğimiz yer. Bu. Hemen dibimizdeki bir Anadolu adası yine, yani Yunanistan yönetiminde olabilir ama Lesbos, Midilli. Önce kadın şairi de oradadır, Safo. Safo günümüzde şu anda tabii ki kadınlar arasındaki ününü söylememe gerek yok. Sırf kadınlar da onları şey yapan, anlatan, çok güçlü, eski dönemlerin en ünlü şairlerinden biridir. O da bizim Anadolu'dur, öyle denebilir. Mitolojiyi biraz geçersek, gerçek kayıtlara geçmiş tarihten örnekler verirsek Anadolu'da, aşkların en güzel örnekleri sonuçları itibariyle yine bu topraklardadır. O dönemde. Henüz pagan dönemde olduğumuzun bir kez daha altını çiziyorum. Stratonikea kenti Bodrum'a çok yakın. Milas'ın yatağına doğru Muğla'ya giden yolu üzerinde 2500-3000 yıldır yaşayan muhteşem bir kent. Değerli dostumuz burada Dancı konferansını verdi. Profesör Bilal Çevik tarafından çok güzel bir kazıyla aydınlığa çıkarılıyor yeni baştan. Yani hem antik dönemde hem daha sonra Doğu Roma döneminde, yani Bizans döneminde, hem daha sonra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yaşamın hep sürdüğü bir yerdir. Böyle ilginç, birçok yönden farklılığı olan çok sevilmiş bir kenttir. Sağ tarafta gördüğünüz oranın ünlü ana tanrıçası Lagina'nın mabedidir. 10 kilometre uzağında. O da olağanüstü bir bölgedir, yerdir. Burada da mesela Buleterion'u görüyorsunuz. Ama bunu anlatmamın sebebi Stratonikea'nın. Bu isim bir genç kızın ismidir gerçekten Stratonikea. Öykü şöyle, çok kısa geçeceğim. Şehrin kralı, aslında bölgenin kralı, Karya bölgesinin merkezi çünkü uzun bir süre Stratonikea kenti. Eşi ölünce tekrar bir eş buluyorlar, evlenecek. Kral da galiba biraz yaşlı olabilir. Gelince ilk görüşte kralın çok sevgili oğlu var. Birbirlerine aşık oluyorlar genç gelinle gelince. Felaket bir durum. Bir sürü işte öyküler var. Hastalanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Sonra da kral öğreniyor. Şimdi böyle bir şey tabii bizim doğu ülkelerin başka yerlerde olsa sonuç belli. Her ikisini de öldürüp işkencelerle falan olabilirdi. Çok öyle bir öykü var anlatmayacağım. Stratonikea kentinde kral bambaşka davranıyor. Demek diyor böyle diyor, aşk her şeyden önemli. Yani inanış güzellik burada zaten. Gelenek çok güzel. Bu ikisinin düğününü kendi elleriyle yapıyor. Şehre kızın adını veriyor ve kendisini onların yönetimine bırakıp başka bir kente gidiyor. Böyle bir yer. Anadolu bu. Anadolu'da böyle güzel öyküler var. Bakan dönemdeki örnekleri göstermek yeterli. Şimdi genel özelliklerine bakarsak geriye dönüp, bu dönemde kadın özgür, kadın erkek birbirinin eşiti. Yani herkesin görevleri tabii ki belli, sınırlanmış, söyleniyor ama yani kadın özgür. Bazı öykülerde kadın, bazılarında erkek ilk aşık olan, yani her seferinde oğlan aşık oluverip de kızı kendine tekrardan bağlamaya falan yapmıyor. Hayır, oğlanın hiç gönlü yok veya haberi yok, kız ona aşık oluyor. Sevdiğinin arkasından koşuyor. Ölüm seyrek sonları itibariyle öyküleri. Mutlu son daha çok. Binlerce yıl boyunca anlatılmış bunlar ve mutlu sonlarla bitiyor ilginç. Aşka engel olanlar kötüleniyor. Tanrılar ise aşıkları öldükten sonra bile koruyor genellikle, mükafatlandırıyor. Birçoğu gökyüzündeki yıldızlar haline dönüştürülüyorlar. Aşk öyküleri erdemli davranışları arka planda, evrenli davranışları övmekte, yüceltmekte. Yani kahramanlar, aşkın öykülerdeki kahramanları genellikle çok onurlu, çok temiz, iyi insanlar oluyor. Bunlar özel, yani kolay değil, boşuna değil. Tesadüf de değil tabii. Dönem geçiyor, Hristiyan dönemi geliyor. Tek Tanrı döneme geçiliyor yani. Doğru.
Bizans. Milattan sonra 300'den itibaren başlayıp 200 yıl kadar bir süreç içinde yavaş yavaş pagan inançlar terk edilip Hristiyanlaştırılıyor bu topraklarda da. Peki bu dönemdeki aşk öykülerinde değişiklik olmuyor mu toplum değişince? İşte buyurun yazdım. Bir önlenmiş bir aşk öyküsü yok o günden bugüne kadar gelip de yaşayan. Yani araştırdım ben yine ama belki gözümden kaçan vardır. Değerli dinleyenlerden öğrenmekten mutlu olurum. Saray entrikaları var daha çok Bizans tarihini anlatan. Kocasını aldatan veya öldüren kadınlar var. Tersi de var birkaç tane. Sevgiden bahseden resmi bir belge yok. Sanat denebilecek faaliyetlerden bahis az. Burada bir Ayasofya belki yapımı itibariyle Justinian'e karısının çok büyük bir destek vererek hatta onu azarlayarak Nike isyanını bastırması ardından yapılan bir eserdir. Yani bir kadın parmağı vardır Ayasofya'nın yapılmasında ama yani bu aşk var mıydı yok muydu aralarında o ayrı hikaye. Ondan bahsedilmiyor pek yine yazılarda. İsa, Meryem ve Azizlerin düşük standartta eskiye göre düşük standartta heykel ve resimleri dışında mozaik ve ikonalar var. Bu. Antik heykeller tam tersine kırılıyor, eritiliyor. İşte kireç yapımında kullanılıyor. Kurtulabilenler günümüzde müzeleri süslüyor o dönemde. Bunlarla ilgili Müslümanlar suçlanır çok ama hayır bunların büyük bir kısmı antik Bizans döneminde maalesef yok oldu. Hemen hemen hepsinin burnu, kulağı vesaire kırılmış olarak ancak ele geçiyor. Resim ve heykel büyük ölçüde yasaklanıyor. İkonokırıcılık dönemi, ikonoplastik dönem denir. 100-150 yıl kadar böyle kalıyor. Aynen bizim İslamiyet'te olduğu gibi tam olarak yasaklanıyor. Zaten çok az resim bilmem ne. Onlar da yasaklanıyor. İkonalar da kaldırılıyor. Ve Bizans'ta nihayet tabii ki kadın giderek eve, kafes arkasına kapatılıyor, kapanıyor. Bir önceki dönemde farkı bu. Dolayısıyla burada halkın arasında mutlaka aşk var. Olmaz mı? Gençlerin olduğu, insanların olduğu yerde. Ama öyküler yok ortalıkta anlatılan. Aksine değişiyor. Yani dini öykülere dönüş var hemen. Onun için o dönemde Bizans'la ilgili bir şey bulamadım size nakledecek. Yani dişe dokunur bir şey yok. Milattan sonra 300'lerden, milattan sonra 1200'lere kadar da bir ara dönem var. Daha sonra Müslümanlık gelecek Anadolu'ya tam yerleşecek. Geçiş dönemlerinde aşağı yukarı bir 800 yıl. Hristiyan pagan geçiş sıkıntıları ilk başta. Sonra Hristiyan mezhep savaşları var. Anadolu'yu kasıp kavuran mezhep savaşları var. Biz Bizans tarihi okutulmadığı için genellikle bilmeyiz ama Anadolu tarihi sonuç olarak bu. Ermeni göçü var. Çok göçleri mi diyeyim, göçü mü diyeyim. Sanıyorum Basileos'un döneminde oluyor. Araplara karşı da tampon görevi görsün diye bir de şeyleri de değişik Ermenilerin mezhepleri de onlara göre. Epey bir eziyet görüyor Ermeniler. Alıyor onları şimdiki Ermenistan bölgesinden Kafkas Ermenilerin önemli bir kısmı aşağı getiriyor Kilikya'ya yani Adana, Çukurova'ya yerleştiriyor Antep'e kadar. Daha sonra burada nüfusları artıp bir Ermeni prensliği de var. Selçuklu döneminde ve şeyle beraber Haçlıların geldiği dönemlerde sözü geçen bu dönemler var. Roma-Arap savaşları başlıyor sonra. Arap istilaları 3-4 defa geliyorlar ve Anadolu'yu müthiş bir şekilde tahrip ediyor. Mesela Dorylaeon isimli en güzel Bizans kenti, dil alışkanlığından Bizans diyorum bağışlayın, tabii Doğu Roma demek lazım. Bizans diye bir şey yok tabii ortada o zaman. Neyse, Dorylaeon eski şehirdir. Neredeyse tamamen yıkılıyor. Adı bile biz daha sonra geldiğimizde demek ki çok eski ve kötü bir şehir gördük. Eski şehir olmuş adı. Bu dönem, bu da yaklaşık 150 yıl sürüyor. Daha sonra Oğuz göçleri başlıyor ve nihayet bir nefes alıyorlar. İnanılır gibi bunu kendim bir Oğuz Türk olduğum için söylemiyorum yani Türkiye'li. Tarihçiler de söyler. Selçuklularla beraber Anadolu halkı çok derin bir nefes almışa benziyor. O dendi ki Selçuk Devleti'nde neredeyse yarısı şeyin, Gıyasettinlerin, Alaaddin Keykubatların, Keyhüsevlerin şeydir, Hristiyan askerlerden oluşur. Onlara karşı büyük bir isyan yok. Adalet var, anlayış var ve bu daha önce şurada yazdığım mezhep savaşlarından, Ermeni göçleri, Roma-Arap savaşlarından bıkmış millet.
Anadolu Selçuk Devleti ve Danişment Devleti ve diğer beylikler, işte Ahdat civarındaki beylikler, küçük beylikler, Artuklular, Saltuklular, bunlar o dönemde başka geliyorlar. Arkasından Haçlılar, arkasından Moğol istilası. Anadolu'nun bu dönemde, bu 700-800 yıl boyunca başından geçenler bunlar. En rahat ettikleri dönem Selçuklu dönemi oluyor, öyle yazıyor tarihçilerde, tarafsız tarihçilerden bahsediyorum tabii. Bu döneme ait öykülere, aşk öykülere biraz değinmekte fayda var. Şimdi hemen hemen aynı tarihlerde bizim ülkemizin kuzey doğu taraflarında derler, Gürcülere komşu yerdeki Bayındır boyları ağırlıklı öyküleri var. Bunlar ne zaman bulunduğu yakın zamana kadar unutulmuş, öykü değişerek anlatılmakla birlikte yazılmış şeyleri var. Fransa'da yazılı olanlar bulunuyor yazılı. İki örnek çok tipik bir şekilde o dönemdeki Oğuzların kadın erkek ilişkisine ve aşklarına çok güzel iki örnektir. Bunlardan biri Deli Dumrul öyküsü. Deli Dumrul hani şu köprüye oturmuş geçenlerden akçe alır. Azrail'e meydan okur. Azrail de gelir, canını alacağım senin der. Yani yerine birisini bulursan bağışlayacağım der. Deli Dumrul anasından rica eder, babasına söyler. Siz yaşlandınız, bak ben gencim, ben yaşamam lazım filan. Güzel bir öyküdür, uzun şiirleri okuyacak değilim ama. Ama şurası son, anne de baba da vallahi kusura bakma oğlum, bizi çok seviyoruz, yaşama güzeldir, şudur budur. Ama karısı der ki, ben veririm canımı senin için der. Bu çok önemli bir şey. Altı asıl öyküde şey olacak yer, zaten onun için anlatılır bu öyküde, yoksa Azrail vesaire. Onlar biraz daha işi süslemek için. Kadın der ki, ben senin için ölürüm. Öyle bir sevgi vardır. Kabul etmez Deli Dumrul'da, olur mu öyle şey der. Ben seninle hiç yapacağım. Bunu duyan Tanrı Azrail'e der ki, anasını babasını canına al, bunları birbirini sevenleri bırak. Çok uzun ve mutlu yaşarlar ondan sonra. Deli Dumrul böyle bir korku. Yani öyküsündeki şekli bu. İkinci çok güzel öykü, yani tekrardan dönüp bakmak lazım aralıklarla. Kanturalı ve Sencer'in öyküsüdür. Kanturalı baba der ki babasına, evladım işte evlendireceğim seni, öyledir artık sana uygun bir eş. Adam da der ki Kanturalı yani, benden önce kalkacak, benim gibi kılıç savuracak, benim gibi ok atacak, benden yata binecek bir kadın varsa ondan evlenirim der. Uzatmıyorum, Sencer hatun bulunur böyle. Sencer hakikaten de Kanturalı'dan, bu yenilmez yiğitten bile daha iyi savaşçıdır. Birbirlerini de çok severler. İşte bir sürü badireler atlatırlar, esir düşerler, kurtulurlar. Öykü Kanturalı'nın değil de aslında Sencer'in, Sencer Hatun'un öyküsüdür. O bakımdan çok güzel ve büyük, tatlı bir aşk öyküsüdür. Yani başka ülkelerde olsa bunların kim bilir kaç tane filmi çekilir, öyküleri, dizileri olur. Uyduruk uyduruk şeyler yerine bunlar olması lazım. Evet, Selçuklular döneminde camilerde mesela Gök Medrese'ye gidin, hayvan resimleri, yani böyle çekilmezler, yasaklara onlar için değil sanki. Şekil ibadethanelerimizde insan ve hayvan motifleri bolca gözükür, işlemişlerdir, sanat gelişir. Özellikle özgür ve rahat insanlar, kadının özgür olmasına ben bağlıyorum tabii, bunu tartışırız yine. Ama toplumda genel bir özgür hava vardır Selçuklular döneminde her alanda. Yapılan ibadethanelerinde, medreselerde, efendim kervansaraylarda muhteşem taş işçiliği, çok güzel resimli Çinliler bu dönemde kendini gösteriyor. Yani sanat yeşermiştir. Öyle bir sanatın yeşermesi için aşk vardır ortalıkta ve insanların kadın erkek konuda ayrımı yok. Hristiyanlar, Müslümanlar arasında evlenme yasakları yok, çok yakın. O nedenle hızla İslamlaşıyor aslında Anadolu. Baskı yok. Anadolu Selçuklu dönemi, o 150-200 yıllık döneminde çok büyük bir işlevi vardır Anadolu'da. Aşk hakim ve sanatla. Selçuklu dönemindeki aşkın ve kadın özgürlüğünün en güzel eserlerinden, en güzel anlatan öykülerden biri bu gerçek öykü. Ona geleceğim. Ah pardon, oraya bunu almışım.
Tabii bir de ünlü Mevlana ve Şems öyküsü vardır o dönemde. Yani kimileri buna da itiraz ederler ama hakikaten ciddi ve çok önemsenecek, saygı duyulacak bir ilişkileri vardır Mevlana ile Şems'in. Sonra ortaya muhteşem eserler çıkarmıştır Mevlana. Yazmıştır işte yıllarca ondan övünüyoruz. Aşkın beşeri kısmını kimse sevmiyor anlatmayı. Tanrı'ya olan büyük aşkından da söz ediyor tabii ki. Biraz önce söylediğim şuydu, Selçuk döneminin büyük öyküsü, Genel Nesibe öyküsüdür. Ölümsüz bir an. Eser ortaya şey çıkmış. Kısaca öykü şudur. Gevher Nesibe, ikinci Kılıç Arslan dediğimiz muhteşem savaşçı, 80'ine kadar yaşamış, Haçlıları durdurmuş, inanılmaz bir savaşçının son çocuğudur. Annesi bir Roma prensesidir. Yani asil bir kadındır. O dönem Selçuklu sultanları asil kadınlarla evleniyorlar. Cariyelerle değil. Gevher'in abisi de, ana bir abisi de Gıyasettin Keyhüsrev'dir. O da harika bir insandır. Yani yaşamıyla her şeysi. Ama bir şey oluyor. Babaları vefat ediyor. Çok güzel yetiştiriyor bunları da. Ve 18-20'sine gelmiş olan Gevher bir gün sultan olmuş olan abisine gidiyor. Diyor ki ağam ben evlenmek istiyorum. Kimle? Ben diyor şu işte yüzbaşı varmış. Çok yakışıklı belli ki. Ve kahraman bir adam. Onunla evlenmek istiyormuş. Cesarete bakar mısınız? Gidiyor ve aşığım ben diyor. Onunla evlenmek istiyorum diyor. Özgür kadın. Müslüman bir ülkedeyiz. Sultan bu. Abisi klasik bir davranış gösteriyor. Diyor ki o dönemler için İslam ülkelerinde valla iki tane de ablaları var. Onlar da öyle oldu diyor biliyorsun. Seni diyor ben şeye vereceğim diyor. Artuklu'nun oğluna söz verdim. Burada devletimizin menfaati o yönde. Siyasi evlilik yapacaksın diyor. Veremem seni diyor. Ne desin kızcağız? İsrar da ediyor. Almıyor. Bunun üzerine abisi o yüzbaşıyı görevlere gönderiyor. Mission impossible yani dönmesi zor görevlere. Adam nasıl bir kahramansa birinden sağa dönüyor, ikincisinden sağa dönüyor. Çünkü bunu tarihçiler yazıyor böyle. Ama sonuçta vefat ediyor diyor savaşta. Bunun üzerine Gevher kapanıyor içine. Annesinden kalan bütün miras, kendi şeyleri Kayseri'de bir şey yaptırıyor. Hastane yaptırmaya başlıyor. Bu arada ince hastalığı tutuluyor. Yani üzüntüden deniyor tabii. Verem oluyor yani bugünkü deyişimizle. Fakat bitiremeden ölüyor. Abisine de miras şey vasiyet yazıyor. Diyor ki sevgili ağam ben sevdiğime kavuşamadım. Benim gibi kavuşamayanlar, dertli olanlar, hasta olanlar, gaziler iyileşsin diye bu hastaneyi yaptırıyorum. Bitişini göremeyeceğim. Senden isteğim sevgili ağabeyim. Bunu bitir. Tek isteğim bu. Hüngür Hüngür gözyaşları içinde okuyor. Taşların dediğine göre Gıyasettin Sultan sevgili kardeşini kaybedince ve bu eseri yaptırıyor. Şimdi Kayseri'deki ünlü Gevher Nesibe Şifahanesi ve yanındaki medrese. Özelliği şudur bu binaların. Tarihteki ilk, yani daha önce hastaneler yok değil, var. Ama bu hastane yanında da tıp mektebi var. Beraber yapılmıştır. O bakımdan mimari olarak öyle bir özelliği vardır. Bu fotoğraflarda gördüğünüz yukarıdan çünkü burada bir türbecik var. İşte orada yatıyor Gevher. Gevher'e o imtiyazı tanımışlar. Diğeri de böyle içerisi çok güzel bir yerdir. Yolunuz Kayseri'ye düşerse çok güzel de restore edildi. Çevresi açıldı. Şanına layık bir yere getirildi. Yapanlara teşekkür ediyorum. Evet, aşklar var Selçuklu döneminde. Ve bu dönemde şimdi size bahsedeceğim çok ünlü aşk öyküleri çıkmaya başlıyor Anadolu'da. Bunlardan bir tanesi Tahir ile Zühre. Yerli aşklar öykülerinden bahsedeceğim. Öykü çok uzun ama üçünün de ortak bir özelliği var. Şimdi oraya dikkatinizi çekeceğim. Nazım Hikmet'in de harika bir şeyi var. Başka bir münasebet yazıp buraya gelmiştir. Tahir olmak da yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Evet bunlar iki yürekli genç. Birisi Zühre'nin babası padişah, Tahir'in babası vezir. Vezir kızına istiyor, oğluna istiyor şeyi,
padişahı. Padişahın karısı öyküye göre uzun bir öykü. Hepsini anlatmayacağım. Çünkü herkes, ama lütfen okumamız lazım herkesin. Yani herkes bunların ismini bilir de öykünün kendi içini bilmiyoruz. Büyük bir aşk oldu bilinir. Ama bu aşkın sonunda vermiyorlar kızı adama. Adam babası üstelik de vezir. Çok da seviyorlar eski dostu padişahın. Bir sürü entrikalar, şunlar, bunlar, mutlu olacaklarına yazık ikisi de ölüyorlar. Öldürülüyor. İlk önce talihli idam oluyor, sonra zülfü gidiyor. Vazgeçmiyorlar yine de aşklarından ama sonun ölüm. Peki, öbür öykü Kerem ile Aslı. Filmi de böyle çekildi birkaç defa hatta, yani bir defa da değil. Burada da yine yani sonuç kavuşmak, beraber olmak, mutlu evliliği sürmek değil. Üstelik bunların her biri de böyle sultan kızın padişah oğlu vesaire olmuyor. Kerem ile Aslı'nın da sonu ölümle biter bu aşkın da sonu. Ama yani burada şimdi Ferhat'la Şirin üçüncü Anadolu öykümüz. Hızlı geçiyorum, kusura bakmayın, ayrıntılara girmiyorum. Bu da yani şimdi çok garip bir öyküdür aslında. Dağları delen Ferhat diye anlatılır filan Şirin'le. Su getirirsen verir diyor Ferhat. Getirecek. Bakıyor ki padişah sözünü yerine getirmiş Ferhat ama kızı yine vermek istemiyor. Yine bir entrika çevirdiler. Önce çocuğu öldürüyorlar Ferhat'ı. Sonra da Şirin. Yani çoğu insan okumayınca öyküyü, işte Ferhat da dağları derdi, suyu getirdi şehre. Amasya diye anlatılır öykü ama başka varyasyonları da var. Birçok yerde var buna benzer öyküler. Yani Azerbaycan'da da çok benzer öykü var. Abazya'da da filan. Tam bitmek üzereyken öldürüyorlar. Böyle bir iş. Yani şimdi üç tane ünlü halk öykümüz, anonim öykü, kural gibi söylüyor. Ölümün hakim olduğu bir yer haline geliyor Anadolu. Yani ben üzülüyorum bunları okudukça. Çok tuhafına gitmişti. Şimdi mesela diğer halk Anadolu'ya ait değil, Fars ve Arap öykülerinin en ünlüsü de biliyorsunuz şeydir, Leyla ve Mecnun'dur. Yani şimdi Leyla ve Mecnun arasında çok büyük bir aşk olduğu, dolayısıyla aşk deyince Leyla gibi işte bir, ya çok kötü bir işte senaryodur yani. Adam çıldırır, kadın gider başkasıyla evlenir, ilk başta istemez, sonra döner, bu sefer Mecnun istemez. Yani Fuzuli çok güzel yazmış da onun için okunuyor galiba. Bana kalırsa çok kötü bir senaryodur. Çünkü sonunda şeye bağlarlar. Yani Mecnun beşeri aşktan vazgeçer. Allah'a artık aşıktır. Niyeyse çöllerde dolaşıyor filan. Halbuki çok da güzel başlar. Böyle öyküler yani o dönemlerde aşkı kutsamak yok. Sonun ölümle bitiyor yani. Ben öyle yorumluyorum o dönemin bu tip öykülerini. Şimdi bu fotoğrafı çoğumuz bilmeyiz. Ben başka şeyleri araştırırken bulmuştum. Bu 10 metre uzunluğunda, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ünlü Semiramis geçididir. Bitlis'te bu. Bunun ne zaman, kim tarafından yapıldığını aslında kimse bilmiyor. Orada bir padişaha da mal edenler var, bağımı bilmem ne, sultan yaptırmıştır. Bu, yani öyle bir şey çok ciddi bir yapım bu tabii. Böyle bir şey delebilmek, granit kaya müthiş bir şey. Çok sert. İşte bu Ferhat'la Şirin, pardon, neydi şey denen, dağları denen, evet tabii Ferhat'tır, öyküsüne sanki konu olmuş ya da ilham vermiş gibi duruyor. Buna tekrardan döneceğim. Bu delik taşa, Semiramis Tüneli denilen yere. Şimdi dönüyoruz, zaman geçiyor, Selçuklu dönemi bitti, Osmanlı dönemi. Osmanlı'nın ilk döneminde Osman Bey, Orhan Bey vesaire, biliyorsunuz o dönem itibaren hep Bizans'tan kadın alırlar. Akraba evliliği, bazen de Karesi Beyliği'nden, Germiyan Beyliği'nden evlenirler, hanımlar gelir. Güzel, yani ama aşık olduğu için evlenmez yani sultanlar ve prensler ya da işte beyler, şehzadeler. Dolayısıyla anlatacak fazla bir şey yoktur. Zaten hareme girmiş, padişah hatunu da olmuş bir kişinin öyküsünü anlatmak yoktur yani. Benim hatırladığım da yok. Timur'da da yok. Çuban ülkelerinde böyle şeyler konuşulmuyor. İyi adını sonra verdiler.
dönemimizde. Kanun falan yazmamıştır yalnız bu arada söyleyeyim Süleyman. Yani diğer padişahların var mı? Fatih'in var tabii ki ama yok neyse. Büyük öykü Hürrem'de. Hürrem malum bir cariye. Ukrayna'dan satın alınmış gelmiş. Güzel ve akıllı bir kadın olduğuna hiç kuşku yok. Onların arasında aşk olarak bütün herkes ayrabayla izlenince çok başarısızdı. Yani kıyafetler ve mekan çok iyiydi ama neyse. Sorumuz o değil. Şimdi bu nasıl bir aşksa şimdi o dönemden örnek olarak tek bildiğimiz çünkü anlatılanlar bu. Süleyman aynı zamanda bir sürü başka eşi var. Onlarla da gayet normal ilişkisini sürdürüyor. Oradan çocuklar oluyor. Hürrem'den de oluyor. Yani büyük aşk ne? Hürrem'in entrikaları var doğru. İşte Mustafa'yı da öldürtüyor. Efendim diğer şehzadeyi bir tane daha var onu da öldürtüyor. Sonra da kendi olduğuna taht kalsın diye bir kavgadır gidiyor. Böyle bir dönem. Yani bu aşk öyküsünde ben bir şey aşk öyküsü demekte zorlanıyorum. Bu bir hanedan içindeki siyasettir yani açıkçası. Ama şu aşk olabilir Osmanlı döneminden böyle. Halka ait çünkü bir şey yok duyduğumuz bize gelen. Mihrimah Sultan da Mimar Sinan'ın ikilinin şeyisi. Burada da Ağa Paşa ile evlenmiştir. Çok umurunda değil. Mihrimah da Hürrem'in kızı burada. Yani babası da onu çok seviyor. Süleyman'ın çok sevgili kızı. Bir tek ona izin verilmiştir Osmanlı tarihinde. Bir hanım sultan iki cami yaptırmıştır. Bunların bir tanesinin de iki şerefesi vardır yani. O da çok özel bir izin. Bu camilerin biri, bilmeyenler için söylüyorum, Edirne Kapı'dadır. Bir diğeri şeydedir, Üsküdar'dadır. O dönemin İstanbul'unda ilk ezan Üsküdar'dakinde okunur güneş doğarken. Son ezan en batıda olduğu için. Yani camilerin biri İstanbul'un en doğusunda, öbürü en batısındadır. Sinan bunları düşünerek yer seçimini yapmıştır denir. Çok evlenmek istemiş ama kısmet olmamıştır. Büyük aşktır yani diye öykü gider. Güzel. Ben de hoşlanıyorum bu tip öykülerden laf aramızda. Hele böyle büyük bir sanatçının. Çünkü en büyük sanat mimari sanat malum. Ona yakışır. Onun hiç olmaz aşk öyküsü olması bile çok mutluluk verici. Mihrimah daha sonra çok öyle mutlu da yaşamadı aramızda. Meraklılar için söyleyeyim. Öyküsüne bakarsınız. Şimdi aşka adanan en güzel yapı dünyada seçilmiştir. Neden böyle dedim? Yani niye burada işi ne? Anadolu'da değil. Ama Anadolu'dan giden mimar ve sanatçıların çok ciddi katkısı vardır. O bakımdan bunu göstermeden edemedim. Gerçekten bir şaheser. Aşkın gücü bu. Daha güzeli yok. Başka bir nedenle yapılmış daha güzel bir mimari eser de yok aslında dünya üzerinde. Yani çok daha büyükleri var ama bu kadar güzeli yok. Şah Cihan ve Ercüment Banu Begüm'ün aşkıdır bu. Kendisine sanmıyorum 14 tane evlat vermiş olan bir hanım sultan. Şah Cihan maalesef daha sonra oğlu tarafından öldürülür ve yani çok kızgındır oğlu. Sevmez daha önce ölmüş olan Şah Cihan'ı da, pardon, Banu Hanım'ı da. Onun ölümü üzerine ona atfen yapılmış bir aslında anıt mezar bu. Büyük bir aşk o dönemden kalma hakikaten hatırlanacak bir şey. Osmanlı döneminde saraydan ilgili bir şey pek fazla bilmiyoruz aşkları. Mutlaka insanın olduğu her yerde yaşanmıştır ama yazılı pek bir şey yok. Ama halk aşıklarımız Anadolu'da köylümüzün, Türk insanının neler yaşadığını çok güzel yapıyor. Nasıl yaşadığını onları incelediğiniz zaman görüyorsunuz. Uzun bir liste isimlerini ben söyleyeceğim elimden geldiği kadar bulabildiklerimi. Çünkü bunlar çok kutsal insanlar, bir görevi kutsal insanlar, kutsal görev yapmış insanlar. Bunlar sayesindedir ki harikulade bir dile sahibiz. Yepyeni. Daha öncesinde de Yunus tabii ki ilk başta. Ama Yunus farklı bir tarzdır. Ama Türkçe'yi bunlar yaşattılar. Karacaoğlan başta ve asıl mihenk noktası, köşe taşı Karacaoğlan olarak almak lazım. 16. 17. yüzyılda yaşamıştır Karacaoğlan. Toroslardan
Türkiye'ye dolaşmıştır. Ondan öncesi Karacaoğlan incelemelerinde edebiyatçıların söylediği, öncesindeki Pir Sultan Abdal, Aşık Garip, Köroğlu, Öksüz Dede, Kul Mehmet gibi büyük isimler Karacaoğlan'ı etkilemiştir. Birbirlerine haberdarlar, birbirlerinin söylediklerini biliyorlar. Bunlar 16. yüzyıl. 16. yüzyılın sonunda Karacaoğlan geliyor. Köroğlu öyle. Müthiş insanlar. Gerçekten. Ve beşeri aşktan bahsediyorlar. Yani Yunus gibi, Mevlana gibi ağırlıklı olarak ilahi aşk bunlar açısından o kadar şey konuları değil yani. Esas özneler o değil. Karacaoğlan'ın çağdaşları var. Günümüze kadar eserleri gelmiş, yerlerini söylediğimiz, yaşamları iyi kötü bilinen. Aşık Ömer, Aşık Hasan, Aşık İsmail, Katibi, Kuloğlu, Gevheri. Tanımamış olabilirim, bulamamış olabilirim. Ve Karacaoğlan sonrasında yine aynen dev gibi isimler gidiyor. Dadaloğlu, Beyoğlu, Deli Boran, Bayburtlu Zihni, Dertli, Seyrani, Zileli Talibi, Ruhsati ve Yeşil Abdal. Yani dili koruyan sanatı, o dönem açısından çünkü sanatı koruyor, yapını şunun için koruyor. Böyle ifade edebiliyor. Ortalıkta resim yok, heykel yok, yasak. Müzik işte bu çocuklar çalıyor, delikanlılar, saz çalıyorlar ve edebiyat yapıyor. Başka bir matbaa yok, bir yerde yazılmıyor. Öykü mü? Okuma yazmayı bilen de yok, bilen dile. Yani ortalıktaki aşklarını ifade edebilecekleri sanatsal alan bu. Ne kadar sanatçımız var demek ki. Böyle demek ki sanatçısı bu insanlar. Aşkı olanlar bunlar. Aşık olmazsanız sanat olmuyor çünkü. Tarih bunu gösteriyor. Yani varsa da çok kuru kuru bir şeydir yani. Aşk şart. Karacaoğlan'dan etkilenen Cumhuriyet şairleri diye de özellikle belirtmek lazım. Edebiyatçıların yaptığı bir sınıfı bu. Yani hepsini oradan anladık ama Rıza Tevfik Bölükbaşı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağdar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi, Tecer ve Cahit Külevi. Bunlar Türk dilini yücelten insanlar tabii ki. Ve Karacaoğlan'dan isimler, kelimeleri, tabirleri kullanıyorlar. Şiirleri 1920'den beri alıştırılabiliyor Karacaoğlan'ın. Yani koskoca bir Osmanlı döneminde Karacaoğlan İstanbul'da hiç sanki var olmamış gibi. Hepsi Anadolu halkı, kendi adamı, büyük bir dev gibi isimleri onlar yaşatmışlar, günümüze getirmişler. Ve yeni şey, Cumhuriyet, işte onlar Karacaoğlan'ı ve diğerlerini araştırıp günümüzde artık ölmeyecek şekilde yazıya döktüler. 500'ün üzerinde şiir gitmiştir. Belki başka ozanların da Yunus'ta da olduğu gibi ona atfedilmiş de olabilir. Çok önemli değil ama genellikle Karacaoğlan adını verir. Burada bir izninizi alıp hemen bir şiirini okumadan geçemeyeceğim Karacaoğlan'ın ki nasıl bir şey olduğunu bir daha yapalım, bir daha hatırlayalım. Büyük bir sanatçı aynı zamanda. Çok dikkatli yazıyor söyledikleri ve halk da bunu çok dikkatli taşımış yüzyıllar boyunca. Bu şiiri mesela hepsini okumayacağım uzun sürer. Dörtlüğünü okuyacağım. Dört tane dörtlüğünü. Bana kara diyen Dilber. Kaşların kara değil mi? Yüzümü güldüren gelin kara değil mi? Güzel ben seni isterim. Seni koynumda beslerim. Yüzünü güzel göreyim. Zülfünün kara değil mi? Boyun uzun, belin ince. Yanakların olmuş gonca. Salıversin kulunca deliğin kara değil mi? Utanırsın akar terin. Güzellikte yok benzeri. En sevgili makbul yerin saçların kara değil mi? Böyle devam. Yakın zamana kadar diyor benim okuduğu kaynaklar. Toros bölgelerindeki birçok köyde, kasabada Karacaoğlan'dan bir dörtlük söylemeyene kız vermezlermiş. Yani çok doğru bir kural. İnşallah devam ediyordur, bilmiyorum. Osmanlı'daki saray aşkları hakkında ise yani yine yazılı belge yok. 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda işler değişiyor. Osmanlı farklı şeyler yapıyor. Haremlerde ne oluyordu, nasıl yaşanıyordu, ne bilmiyor kimse. Yalnızca padişah haremleri değil yani. Hani paşalar, işte beylerin falan da haremleri yok. Ama yani yalnız heteroseksüel ilişkiler değil, diğerleri de çok yaygın, onu da biliyoruz.
Bu da bizim yani Greklerde de, bizde de, İran'da da birçok yerde o dönemler açısından normal, bunda utanılacak bir şey yok ama harem yaşantısı. Bilseydik aşk var mıydı? Aşk nasıldı orada? Canlanabiliyor muydu? Bilmiyoruz. Yani hızlı geçeceğim. Buna benzer sansürlemiş olduğum şeyler de oğlanlarla ilişkili ama var mesela yazılı. Reşat Ekrem Koçu isimli tarihçi, Pertevniyar Lisesi, Vefa Lisesi'nin tarihçisi. Çok ünlü bir yazarımdı. Ben çok severim onu. Yani o döneme dair çok şeyler bilir ve yazar. Külhanlarda yaşayan şeyde, hamamlarda işte müthiş aşık aşklar var yani orada yaşanmış. O nedenle kabadayılar birbirlerini bıçaklıyorlar. Bu senin sevgilindir, yok benim sevgilindir falan böyle. Ciddi ciddi çatışıyorlar yani. Aşıklar ona. Ama bizim konumuz o değil. Ama böyle şeyler oluyor. Kapalı toplumun kaçınılmaz sonucu tabii ki. Paşalar, vezirler, kadırlar, ulemalar, bunların hepsinin haremleri var. Müslüman olsun, azınlık olsun. Bir de onu da çizelim. Yani azınlıkların içinden de bize bugüne kadar gelen mutlu, iç açıcı, sanata konu olan bir aşk hikayesi yok. Yani Rumlarda da, Ermenilerden, Musevilerden. Hani o dönem yazamıyordu, şimdi yazsınlar. Yok, yok yani neredeyse. 19. yüzyılda bir toplum rahatlamaya başlıyor. Demek ki baskı ve şey toplum, çok mutaassıp toplumlar olduğu zaman böyle oluyor. 19. yüzyılda padişah portreleri görüyoruz. Ama bunları da davetli İtalyanlar yapmış. Resim sanatında niye? Müzik ama istisna bir sanat dalı. Mevleviler sayesinde devam edegelmiş. Daha çok da ilahiler tarzında, dini musiki. Ama olsun, bir musiki var hiç olmazsa, mevleviler olmazsa o da yok çünkü. Yani neredeyse başka şey yok. Ve bu arada çok istisnai bir şeyimiz var. Bizim Osmanlıları seven var, sevmeyeni var. Günümüzde çok tartışılıyor. Şuna %100 inanın değerli dostlarım. Çok özel bir hanedandır. Başka hiç müzisyen hanedan, yani ne Hohenzoller, ne bilmem hanedanlarından da, şeyden de, İngiliz hanedanlarından da böyle bir şey yok sanatçı. Özellikle 3. Selim'den sonra şarkıların çoğu maalesef günümüze kadar ulaşamıyor. Meşkle geliyor çünkü, nota yok. 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülaziz müthiş. Daha sonra da Vahdettin'in oğlu Şehzade Seyfettin Efendi. Bunlar müthiş bestekarlar. Yani Şehzade Seyfettin'in mesela bir peşrevi vardır, ünlü peşrevi. Çok güzeldir. Vaktiniz olsaydı onları sana, sizlere çalacaktım. WhatsApp alan dostlarıma göndereceğim bu hafta birkaç tanesini. Müzik var, yani sanat olarak var. Şimdi bu isimler, bunlar çok kıymetli reformist padişahlarımız. 3. Selim, 2. Selim. 3. Selim'i parçaladılar o yüzden reform yapacak diye. 2. Mahmut başardı. Bizim Petromuz gibidir yani. Bir yüzyıl önce Rusya'yı. Abdülaziz, Bahriye'ye çok önem vermiş, çok ilginç. Avrupa'yı gezmiş. Oraya ilk giden adam falan. Bu adamlar hakikaten aşklar yaşamış olsalar gerek ki şiirleri ve şeyleri yani güfteleri ve besteleri aşksız yapılabilecek gibi değil. Ama bilmiyoruz ayrıntıyı. Bu dönemde artık bu yüzyılda müzisyenlerimiz çıkıyor günümüze kadar. Bunlardan en ünlülerinden biri Hacı Akıy'dır bildiğiniz gibi. Abdülmecit zamanında saraya cariyelere meşk öğretsin diye alınıyor. Onun aşk öyküleri filmlere konu oldu. Enteresan bir insandır. Nihayet bir aşk öyküsüyle karşılık karşıyayız. Sarayda aşık oluyor. Oraya gidiyor kızların şeyine. Fakat aşık oluyor. Ve haremden istiyor Çeşmi Dilber Hatun'la evleniyor. Padişah da evlendiriyor. Tabii evlendirince hadi siz gidin bakalım diyorlar. Fakat 8-9 yıl sonra Çeşmi Dilber Hatun kaçıyor. Başkasıyla evleniyor. Veya nereye gidiyorsa haberimiz yok ondan sonra ne olduğunu. Kürdül-i Hicazkâr makamında niçin terk eyleyip gittin Azalim isimli ünlü besteyi onun için yapıyor. Bilen bilmeyen da olabilir. Kürdül-i Hicazkâr makamını Hacı Arif Bey terk etmiştir. Yani en sevilen makamlardan bir tanesidir bu arada Antipalates. İkinci evliden yani tekrar saraya gidiyor. Yine orada dersler anlatıyor. Fakat çapkı bir adam anlaşılan. Veya yakışıklı da adam, kızlar da buna gönül veriyor. Yine böyle bir aşk oluyor. Hemen padişaha haber gidiyor.
Adam kıyamıyorlar. Eskiden olsa o dönemlerde öyle idamlar falan bitmiş neyse ki. Zülfü Nigar Hatun'la evlendiriyorlar. Onu evleniyor. O gidiyor. Fakat bu hatun da veremden ölüyor. Onun ölümünün ardından olmaz ilerisi Neysa Parevi isimli Segah Makamı'ndaki ölümsüz parçayı yapıyor. Yani şanssız da bizim Hacı Arif Bey'imiz. Sonra üçüncü sefer artık Abdülhamit'in zamanında olduğu ilgili de artık Perdemiyan Hanım Sultan o alıyor yanına artık. Padişah bunu herhalde haremini almıyor. Yeter oğlum. Yani, habire gelip evleniyorsun. Perdemiyan Hatun evlendiriyor onu Nigarlık Hatun'la. Ondan sonra orada bitiyor. Öykünün devamı var anlatmak neyse. Öyle. Diğer sanat dalları ve aşk öyküleri de yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Yani mesela edebiyat alanında ilk başlarda daha çok döneminde şeyleriyle, etkisiyle işte Vatan Yansı romanlarımız, Fikir Şinasi'nin yazdığı. O dönemde yetişen insanlarımızın yazdığı ama ilginç şeyler. Mesela Aşk-ı Memnu en ölümlüsü diye buraya koydum. Biliyorsunuz sonunda yani yine ölüm vardır. Kurtulamıyor demek insanlar o derisinden ama neyse ki Hüseyin Rahmi Gürpınar gibileri de var. Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaçla, mutlu bir izdivaçla hadise biter. Yani artık bizde de edebiyat ve ona bağlı diğer dallarda sanat tekrar yaşarmaya başlıyor. Çünkü özgürlük ortamı geldi, kadınlar ortaya çıkmaya başladı. Artık mesire yerlerinde dolaşabiliyor. Orada birbirlerini gençler görebiliyor. Orada tabii bir tek gözlerini görüyor ama işte şarkı kimindi şimdi unuttum. Küçük suda gördüm seni, gözlerinden bildim seni diyebiliyor. Başka bir yerini göremiyor ki delikanlı ne yapsın? Öyle besteler yapılıyor. Resim başlıyor bizde. Daha, tabii Şagir'in Nikâr Hanımları falan da bahsedemeyeceğim ama ressam hanımlarımız da var. Hanedandan çok önemli insanlar da var. Paşalar ve şey Avrupa'yı gidip görüyorlar. Birkaç örnek vereyim en meşhurlardan. Çok güzel eserleri var. O dönemde ressam artık başlıyor, resim sanatı başlıyor. Tabii nü falan yok, aşk gibi öyle şey olmaz. Mesela Şeker Ahmet Paşa'nın bir natürmortu ve Orman ve Geyik isimli tabloları. Osman Hamdi Bey gerçek büyük Türk büyüğüdür yani. İşte hem arkeolog hem müze kurucusu, onun kazıcı aynı zamanda da ressam. Şeyi koymadım buraya bilerek. Kaplumbağa terbiyecisini hemen hemen herkes artık biliyor. Çok da pahalı satılıyor. Ama mesela şu ortadaki bu zarif hanımefendiye Allah'tan o dönemin işte her türlü özelliğini bir hanım nasıldı, nasıl giyinirdi resmetmiş ki biliyoruz. Diğeri de evindeki özel yaşamında bir Osmanlı evinin beyi, hanımı beraberce nasıl da giyinleri, evdeki mobilyalar. İyi ki ressamlarımız var artık ortaya çıkıyor ve arkasından dünyaca ünlü, çok ciddiye yetişmiş bir ressam şeyimiz geliyor. Nesillerimiz yetişiyor. Hepsi çok başarılı ve çok güzeller. Desteklememiz lazım. Eserlerin alınarak gençler özellikle harikalar yarattılar. Heykeltıraşlar aynı şekilde. Abdülaziz'in Beylerbeyi Sarayı'na ziyaret edenler görürler ki sarayın içinde çok güzel heykeller vardır artık. Bu zevkler başlamış. Evet. Sanat her daldan gelişiyor, gidiyor. Osmanlı'nın da sonuna geliyoruz. Çok uzatmayacağım. Bu hanımı tanıdınız mı diye soruyorum. İçinizden bazıları belki hemen cevabı verdi. Çok güzel bir hanım gördüğünüz gibi. Bu hanım Vahdettin'in, neydi? Abdülhamit'in kızı yani. Sabiha Sultan bu. Atatürk'ün evlenmek istediği hanım bu. Fakat o sırada Atatürk Anapartılar kahramanı kazanmış. Çok sevilen bir komutan. Hanım ne bilsin Atatürk'ün Mustafa Kemal'in ileride öyle olacağını. Kendi kuzeni Osman Faruk Bey var. Akrabası yani halasının oğlu galiba. Küçük yaştan beraber ona aşık. Ey aşk bir dere kardeşsin demek lazım. Onunla evleniyor. Ve o aşk orada bitiyor. Atatürk aradan geçtiği için söylüyorum Mustafa Kemal. Mustafa Kemal aşık olduğu için mi istedi? Yoksa hanedana yakışık olmak için hırslı bir insan. İkisi de olabilir. Bu evlilik olsaydı nasıl giderdi tarih? Kestirmek çok zor. Fakat kadının çok güzel olduğu kesin. Evet.
Daha sonra şey içinde söyleyeyim, antiparantez. Mutsuz oluyorlar. İleride 1930'larda, 40'larda boşanıyorlar yani. Sabiha Sultan da. Ama uzun yaşıyor. Hanzade Sultan falan. Türkiye'ye dönüyor tekrardan. Ve Cumhuriyet. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik geliyor ülkeye. Sanat böyle olunca da hemen tekrardan her yerden yeşeriyor. Eğitim tüm insanlarımız için nihayet yüzyıllarca sonra bir lütufmuş gibi bize eksik oluyor ama nihayet hak ettiği şeyi elde ediyor Türk halkı. Atatürk sayesinde, devrimleri yapan insanlar sayesinde ve köy enstitülerinde orkestralar, enstrümanlar, müzik, batı müziği, sanat, heykeltıraşlık, resim, edebiyat, bir sürü edebiyatçı yetişti ve folklor, ona getireceğim asıl. Folkloru Türkiye'de biz her yerde birincilikler kazanıyoruz, dediğimiz derecelerde çoğumuz okullarda oynamışızdır. Ve biliyor musunuz ki folkloru canlandıran, köşe köşe Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıp yapan köy enstitüleridir. Onların yarattığı şey bir muhteşem hadisedir. Topu topu 12-13 yıl süren köy enstitüleri Türkiye'nin sanatını, dolayısıyla mutlu dünyasının geleceğe güvenle bakmasını sağlamış idi. Sonra karşı devrimle bitiyor. Evet. Yani sonuç olarak Hitit gömü taşından üzerinden 2700 yıl geçiyor. 1923'te yeniden sanat, sevgi, aşk ülkede ışıldıyor. Aşk diyorum yani çünkü gençler, insanlar umut doluyor yeni başlar, mutluluk doluyorlar hiç kuşkusuz. Bunun eserler de delildir. Büyük bir hızla her dalda Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri, sanatçıları vermeye başlıyorlar eserlerini. Günümüze kadar da işte yakınlarda kaybettiğimiz muhteşem sanatçılar, bestekarlar, tiyatrocular, karikatür sanatçılarımız, mizah. Hepsi canlandı. Hepsi şu son yüzyıl içindedir. Ondan öncesinde Osmanlı'nın son döneminde yine böyle bir büyük aydınlanma döneminin müjdecileri vardı. Onlar da ilk onun müjdeleriydi. Ama böyleydi. Burada bitireceğim yavaş yavaş ama durun. Bu fotoğrafı hatırladınız mı? Size göstermiştim. Bu Semiramis tüneliydi biliyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bu gördüğünüz yer. Demek ki devrim henüz bitmeden bir yerlerde durmuş. 1961'de yolu genişletmişler. Aydınlığa tam çıkamamışız demek ki. Aklı evvel birisi gidiyor bunu. Kaç yıllık olduğu bilinmeyen bu şeyi dinamitle 1961'de yıkıldı. Şimdi dolayısıyla henüz Mustafa Kemal ve arkadaşlarım başlattı. Asla belki de yanlışça Mustafa Kemal'in çabalarından bahsettik daha doğru. Aydınlanmayı tam yerleştiremedik hala. Onun için son sözlerimi şöyle söyleyerek bitireceğim. Yani onun için o başlığı öyle atmıştım. İlk lafa dönecek olursak aşk ülkeyi terk ediyor mu yeniden nihayet döneceğiz. 1980'den sonrası için açıkçası slayt hazırlamak da içimden gelmedi. Hem zamanımız da yok. Başka bir sunumda belki yaparız. Aşkın Anadolu'daki serüvenini özetlemeye çalıştım. Tabii ki sanat, müzik, dans ve mutluluk insanlardaki. Başta sorduğumuz soruya dönüp sordum. Aşk Anadolu'yu terk mi ediyor? Tarih bize gösteriyor ki aşk ve paydaşları, yani sevgi, hoşgörü, mutluluk, kadın ve erkeğin eşit ve özgür olmasına bağlıdır. Pagan dönemden tek tanrı döneme geçişle beraber şiirsel, tanrının sanatsal aşk ifadeleri azalıyor. Henüz tam yerleşik döneme geçmemiş Dede Korkut öykülerinde henüz kadının sesinin çıktığı yüzyıllarda yani aşk bir sanki biraz soluklanıyor o doğru Roma, Bizans döneminden sonra. Ama ondan sonra yine kafes arkasına giriyor. Ne tuhaf. Zaten azalmış aşk öykülerimiz hep ölümle bitiyor artık. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin. O dönemlerde o yeni turun hep aynı akıbeti bekliyor yani. Hep ölüyorlar. Tesadüf mü? Toplum adeta mazoist reaksiyon veriyor o dönemde. Bir tane mi mutlu son olmaz? Nihayet son 1-2 yüzyılda özellikle de Cumhuriyet'le beraber Anadolu insanı onca savaş ve felaketler ardından yoksul haliyle nihayet özgürlüğü tatmaya başlayınca
kadının hak ettiği baş köşedeki yeri vermeye başlamışken, aşk taze bir bahar yaşarken, sanatçılarımız, bilim insanlarımız harikalar yaratmaya başlamışken, galiba işler tersine döndü. Adeta tekrardan karanlığa rota çiziliyor diye korkuyorum. Şu belli, kadını eve kapatırsanız aşk sesini kesip somurtup oturuyor. Şarkılar susuyor, danslar bayramdan neşesini kaybediyor. Bayramları kutlayamıyoruz. Erkek erkeğe dans mı olur, folklor mu olur? Bunları da yitirdik. Gülmek bile yasaklanabiliyor bu ülkede bazı yerlerde. Karı gibi gülme diye azarlanabilir, aşağılanabilirsiniz. Erkekler için bile yasak neredeyse bazı ortamlarda. Düğünlerde, doğumlarda, kahramanların asker dönüşlerinde beraber eğlenmek yok artık. Halbuki bunlar toplumu toplum yapan, ulus yapan şeylerdir. Topluca ibadet etmek de öyledir. Eğlenmek, şölen yaşamak da öyledir. Neredeyse unutuldu, beraber yapılmıyor. Kadınlar bir evde, erkekler öte evlerde, odalarda. Yani köylere giderseniz böyle hala. Ve bunu bir grup, bir zümre özellikle böyle olmasını istiyor. Cenazelerde bile ayrıldık. Kadınlar erkekler. Biraz önce söyledim, aşk öykülerinin çoğu da ölümle bitiyor zaten. Bu da kural gibi. Kadın cinayetleri de sıradanlaştı. Yani niye öldürdün karını, sevdin diye soruyorlar katile. Çok seviyordum onun için diyor. Yani. Seviyordum, öldürdün diye cevap veriyor. Şimdi bu ne? Nasıl bir zihniyet yerleşti? Niyet oldu. Ya benimsin ya kara toprağın. Zihniyete bakar mısınız? Öylesi bir aşk olabilir mi? Böyle bir sevgi olabilir mi? Bakın değerli dostlarım, bu ülke tarih boyunca hep göç aldı. Bu ayrı bir konudur. Uzun konuşabiliriz. Çok ilginç bir topraktır burası. Ama şimdi ülkeyi, yani hep göç aldı, dışarıya göç vermedi bu ülke. Şimdi ülkeyi uzun tarihinde ilk kez terk edenler var. Geleceğini uygar, adil, huzurlu, kıymet bilen, kıymetinin bilindiği bir yerde kurmak isteyen gençler, sanatçılar, aydınlar, iyi eğitimliler gitmeye başladılar. İş bulabilse geriye kalan tüm insanlar da gidecek neredeyse. Almanya'ya gidenlerin, Amerika'ya gidenlerin %90'ını ilk başlarda söylüyorlardı da bakmayın şimdi kimsenin dönmeye niyeti yok. Niye? Yani bu kadar güzel bir vatan, böyle bir toprak olabilir. O zaman bunlar da gidince aydınlar, sanatçılar aşk öykülerini anlatıp sanata çevirecek kimse kalmayınca onlarla aşkın kendisi de gidebilir ve bu böyle sürebilir. Sürecek diyorum ama inşallah sürmeyecek. Tamamen çölleşene kadar, çöl kültürüne dönene kadar belki de işte böyle bir korkuyu da yaşıyorum. Onun için bu soruyu sormuştum ve bu sunumu aldım, vaktinizi aldım. Aydınlanıyoruz derken alacakaranlığa dönüyoruz. Elimizde ama her şeye rağmen umut var. Pandora'nın kutusundan çıkan umut. Ve direnen, bir yere de gitmeyecek olan yurtsever insanlar var. İnşallah bizi çok güzel günler bekleyecek. Buna ben yine de çok inanıyorum. Çok şey kaybetmeden olsun inşallah. Çok insanlar kaybetmeyelim inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada bitiriyorum efendim. Teşekkürler Önder Hocam. Teşekkür ederim. İnsanın içine dokunan bir sunum oldu. Bir ara verelim. Size boğazınızı temizleyin. Evet. Tamam.